maçla alakalı zaten biz ilk maçın zor geçtiğini biliyorduk, tahmin ediyorduk. Fakat geçen haftaki TSYD kupasındaki görüntü bizi daha pozitif düşünmemize iletti. Oyunu ikiye ayırmak gerekiyor bana kalırsa. İlk özellikle 10-15 dakika çok fazla oyuna ortak olamadık. 15 dakika sonrasında biraz daha özellikle ikinci bölgede pas sayımızı arttırarak topun bizde kalmasına sahip vesile olduk. Biraz ön bölgedeki oyuncuların daha hareketliliği olması gerekiyor. Ön bölgede daha fazla üretken olmamız gerekiyordu. İkinci yarı devre arasında yaptığımız uyarılarla beraber oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla, daha bir coşkuyla ikinci yarı çıktılar. Dediğim gibi topla oynama süremiz, pas sayımız ikinci yarı rakibe göre daha fazlaydı. Bu da bizim için artıydı. İlk maçları zor oluyor ama galip geldiğimiz için çok mutluyuz tabii ki. Sezona galibiyetle başlamak, iki senedir süre gelen çıkışı devam ettirmek önemliydi. O yüzden galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu biraz hayat felsefesiyle alakalı. Risk almadığın sürece çok fazla başarılı olma şansınız yok. Biz Emre'ye güvendik. Egemen de bizim kalecimiz. Egemen'e de güveniyoruz. İkisinin arasında bir tercih yaptık. Bugün Egemen de oynasaydı aynı performansı gösterirdi. Ama Emre genç bir kaleci. Gelecek vadeden bir kaleci. Kendisine güveniyoruz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yabancı oyuncularımız şöyle. Oynadıkları liglerde bugüne kadar daha farklı pozisyonlarda, daha farklı kültürlerde yoğrularak geliyorlar. Tabii ki Türkiye Ligi, özellikle PTT Ligi çok zorlu bir lig. Baktığınız zaman biz bazı oyunculardan bir anda çok farklı beklentiler içine giriyoruz ama hem bizim sistemimize ayak uydurdukça hem buraya adapte oldukça ben yabancı oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum ve iyi olacaklarını düşünüyorum. Yok, Ferhat'ın devre arasında bir sakatlığı vardı. Devre arasında biz kendisine söylemiştik. O da bizi zaten uyardı ama ikinci yarıya başlarken test etti. Orada bir sakatlığı olunca değişikliği vesile oldu. Bunda da Atakan'ı aldık. Atakan'ın da nasibi gol attı. Onun ayak bileğinde bir sakatlığı var. Ama ciddi olduğunu düşünmüyorum. Evet, geçtiğimiz süreçten gelen bir sakatlık. Tabii şu an için erken. Yani yarın kontrolü yapıldıktan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz.